Arkadaşlar Unreal'da şöyle bir durum var. Mesela bunu da bir genel kültür olarak kıs çok kısa bir sohbetini yapalım. Şöyle bir soru, soru da değil artık bilgi gibi bir şey bu. Arkadaşlar ben şimdi derslerde zaten bunu bolca da sıklıkla söylüyorum. Şimdi arkadaşlar iki ay önce bir derse başladık biz, kursa başladık sınıf eğitimi. 2 ee, ay önce başladığımız sınıf eğitiminin başlangıcında kullandığımız Unreal Engine versiyonu 5.3.1'di galiba. Şu anda 5.4.2 yani 5.4 çıktı, 5.4.1 çıktı, 5.4.2 çıktı. 2 ee, ay daha 2 aylık bir daha ve bu iki aylık eğitim daha tamamlanmadı. Yani 6-7 hafta içerisinde bu oldu. İşte arkadaşınız da demiş ki hocam siz derste First I şey e, normal bir projeyi Lumen'e çevirmek için force no precomputed lighting kısmını mutlaka ayarlayın vesaire diyordunuz ama ben şu anda bunları yapmasam da e, sahne gayet güzel aydınlanıyor demiş. Hani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi onu da bilemedim diye su eklemiş. Şöyle söyleyeyim. E, Unreal Engine'da arkadaşlar 5.4'e 5.4'e geçtikten sonra eee çevresel ışığın hesaplanması, ışık kaynaklarının yüzeylerden gelen ışıkların hesaplanması konusunda programın naz yapma seviyesi baya baya azaldı. Çevre küresiyle etrafı ışıklandırmak için artık skylight koymasanız da aydınlatıyor gördüğüm kadarıyla gibi. Hani mesela derslerde ben skylight koymazsanız sahne karanlık olur diyorum. Burada arkadaşınız da paylaşmış. Ki ben 5-1-1 ile bu ders ya da belki 5.2 ile tam hatırlamıyorum bu spesifik dersi hangi versiyonla çektim o sırada. Ee, bunu mutlaka koymalısınız diye anlatırken bugün Skylight koymasanız da sahneler aydınlanıyor gerçekten. Ee, belirli durumlarda. O Unreal Engine'ın arkadaşlar böyle bir durumu var. Unreal Engine bugün öğreneceğim, bugün öğrendiğim teknik şeyi birebir tekrar tekrar taklit ederek 10 yılı bırakın ee, 3 ay boyunca hiç değişiklik olmadan çalışacağım güvenini e, Beklerseniz sizi hayal kırıklığına uğratacak bir program Unreal Engine'ın Öğrenmenin yak e, doğru yaklaşımı Aslında bütün programlarda zaten bunu yapmanızı bu yüzden ben çok üstünde duruyorum Arkadaşlar mantığını kavrayacaksınız Mekaniklerin arkasındaki düzenleri ha bu şundan böyle yapıyor ha bu bundan böyle yapıyor diyeceksiniz İki gün sonra değiştiği anda da ha bu şundan böyle yapıyordu ya onu şuna çevirmişler artık o yüzden böyle olacak demek ki Yani sebep sonuç ilişkisi kurmadan şu düğmeye basıyorum sahne aydınlanıyor şu komutu kullanıyorum proje güzel çıkıyor şeklinde hiçbir programı böyle öğrenmeyin Unreal Engine'da zaten mümkün değildir. O yüzden zaten Unreal Engine'ı da... Görselleştirme işlerine giren birisinin öğreneceği ilk program değil diyorum ben genelde daha basit ya da daha basit demeyeyim de daha klasik bir render programını önce öğrenin. Kişat olur, korona olur, vire olur. Ee, önce bir o daha stabil, daha az değişen e, ya da değişimini zamana yayarak yapan programlarda bir bu işin mekaniklerini öğrenin ondan sonra Unreal'a girin diye bu yüzden tavsiye veriyorum. Unreal'da sürekli değişiyor arkadaşlar şartlar koşullar. Ben de o yüzden derslerimi verirken bile sürekli şey diye anlatıyorum. Bu arkadaşlar en son böyleydi hadi bir bakıyoruz bakalım diye anlatıyorum. Hani şunu yapınca bakın şu olacak umarım olur diyorum. Çünkü mesela pazartesi günü bir ders yaptım. 5-4-1 ile çarşamba günü yani pardon salı günü dün ee, güncelleme gelmiş 542'ye geçtik. Yarın arkadaşlar işte yarın 542 ile anlatmaya başladığımda yine bildiğim şeydir anlatacağım ama sürekli acaba bir değişiklik oldu mu acaba gerçekten benim bildiğim gibi hala oluyor mu diye kontrol ediyor olacağım. Unreal Engine biraz böyle ilerliyor. Bundan da tedirgin olmanıza, korkmanıza işte böyle olduğu için moralinizi bozmanıza gerek yok bu Unreal Engine kullanma sürecinin doğal bir parçası. Yani yahu ben bunu neden yine değişmiş bu hep değişecek mi bu ben bunun işte değişti ben yine bilmiyor durumuna düştüm konularından rahatsız olmamanız gerekiyor Unreal Engine'da.